cehennemi kendi muhabbetinde yaşatacağım. Bunu zindana götürün. Bununla bizzat ben ilgileneceğim. Bunu ne anlattınız? Öldüreceksiniz, öldürün! O dediğin o kadar kolay olmayacak Türkmen. Yalvaracaksın. Ey Allah'ım, sana şükürler olsun. Bana bu kutlu ve mübarek günü gösterdin ya. Gerçi Süleyman Şah'ımın söylediği gibi şehitlik şerbetini içemedik ama Ertuğrul Bey'imin bir elinde kılıcı, bir elinde kayı bayrağıyla, Allah Allah nidalarıyla yeri göğü inleterek o burçlara bayrağı diktiğini gördük. Ya Rabbi, Süleyman Şah'ım ve iki yiğit evladıyla beni cenk ettirdin. Sana şükürler olsun. Otur Deli Gazi, otur. Yaralısın. Beyim, yaralarım benim şeref madalyamdır. Onlar Allah katına beni gazi, evlatların gibi yiğitler karşısında da alnıma ak ettiler. Deli Gazi gibi, sizin gibi cenkte şehit düşmeyi Allah'ın büyük lütfu olarak gören siz alplerimiz oldukça, değil bu soysuzlar, alemi İslam'ın bütün düşmanları gelse karşımızda duramaz. İnşallah Bey. Bugün hepiniz beni onurlandırdınız. Sadece beni değil, Ötügen'den bu yana Oğuz Kağan'ın soylu kanını taşıyan sizler, Kayın'ın mübarek kutsal sancağını yere düşürmediniz. Göklerde dalgalandırdınız. Allah hepinizden razı olsun. Süleyman Şah çok yaşıyor. Tatos Harput, hayvan tüccarı ha? Hayvan tüccarı değil, fitne tüccarı. Antakya'dan Halep'e, Şam'dan Konya'ya kadar her musibetin altında bu soysuz vardı. Büyük şeytan. İbrahimileri hiçbir ateş yakmaz. Hiçbir kuyu Yusufları yutmaz. Firavunlar Musa'ya hükümdar olamaz. Seni zehirleyen kimdi biliyor musun? Kara papaz, Thomas. Çok mu şaşırdın? Isadora'ya zehirli hançeri veren de oydu. Ve şu an elimizde kara papaz. Sizler kıyamet günü yüzü koyun. Körler, sağırlar ve dilsizler olarak haşredileceksiniz. Varacağınız yer cehennem olacak. Onun ateşi ne zaman sönmeye yüz tutsa yeniden alevlendirilecek. Cehennem azabından kurtulamayacaksınız. Ah!
Müsaade var mıdır beyim? Gün senin günündür Turgut'um. İntikam sana ananın ak sütü gibi helaldir.